7 Haziran 2015 öncesi 602 kişi ölmüştü insan hakları raporuyla. Yani her yerden çatışma, her yerden ölüm haberi geliyordu. AKP iktidarı siyaseten bir yere sıkışmıştı. Bugün itibariyle de ekonomik olarak ve toplumsal olarak bir takım yerlere sıkıştığını görüyoruz. Ve her böyle sıkışmada da ne hikmetse işçiler ortaya çıkıyor, DHKPC'liler ortaya çıkıyor ve bunlar üzerinden ilginç şeyler konuşularak siyaset ya da toplumun doğruları yine bir kenara bırakılıyor. Çağlayan Adliyesi'nde polis noktasına silahlı saldırı oldu bugün. Şunu eleştirmek gerekiyor tabii. Yani bu ülkede hani çok güçlü istihbarat falan var deniyor ama bence bu çok büyük bir masal. Çünkü saldırganlar her seferinde elini kolunu sallayarak geliyorlar. Ve her seferinde elbette yani amaç nedir bunu da bilmiyoruz ama bir biçimde terör, tırnak içerisinde kullanıyorum bu ifadeyi, amacına ulaşmış oluyor. Yani terörün kime yaradığına bakmak gerekiyor aslında, bunu söyleyelim. Evet, iki saldırgan öldürüldü, bir yurttaşımız yaşamını kaybetti. Tabii ilginç değerlendirmeler yapıldı burada. İşte DHKPC'liler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimleri. Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir duruşması vardı. Yargılanıyordu. Buna istinaden saldırının gerçekleştirildiği de ifade edildi. Ancak işte kimlere yarıyor meselesi bu noktada çok ortaya çıkıyor. Yani yine milletvekilleri böyle terörize ediliyor. Terörist olarak adlandırılıyor. İşte grup yorumun merkezi İdil Kültür Merkezi'ne baskınlar yapılıyor. Bu da çok benzer bir süreç. Yani ne zaman bir terör eylemi olsa ve yaşamını yitiren askerler olsa Kobani'yi vuruyor Türkiye. Bunun böyle bir tuhaf karşılığı oluyor. Burada da söz konusu DHKPC olunca İdil Kültür Merkezi oluyor. Ama bak iktidar ya da iktidarın koltuk değneği aparatı bunu nasıl kullanıyor? Bugün hemen saldırganlar belli olduktan sonra Bengitürk'te bir haber yapıldı MHP'nin gazetesinde. Ve şöyle dendi, C kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen DHKPC terör örgütü üyesi olan Emrah Yayla hakkında Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir karar verdiği ortaya çıktı. Yani şimdi hep bunu söyledik ya, bir saldırı aslında matematikte, yani toplumsal olaylar her şey böyle, matematiğinde kime yarıyorsa, kim kazanıyorsa bu saldırı onun değirmenine su taşıyor demektir. Şimdi MHP bugün itibariyle böyle konuşuyor. Anayasa Mahkemesi bir kere daha terörist ilan edilmek üzere, bakın. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız aslında. Ve buradan yine bir dizayn, yine bir yol ayrımı söz konusu. O nedenle de insanın kafasında türlü türlü soru işaretleri kalmıyor desek de yalan olur. Figen, ne diyorsun? Şimdi bu süreç farkındaysan yerel seçime doğru hızlandı. Santa Maria Kilisesi, biz bu saldırı üzerine konuştuk. Çok ayrıntısı var. Bunların üzerinde de durduk. Sorulacak sorular var. IŞİD dendi. Evet, IŞİD yaptı. Ama ben sadece IŞİD olduğuna dair asla, yani iç seçsin buna onay vermiyor, okey demiyor. Ben biliyorum ki, hepimiz biliyoruz ki IŞİD'in yaptığı saldırılarda ıskalama gibi durum olmaz. IŞİD'in silahlarında tutukluk olmaz. IŞİD öyle kapıda bekleyip öldüreceği insan, o Tuncer Murat Cihan girecek, kapıyı açacak, arkasından ona saldıracak, diğerlerine hiçbir şey yapmayacak. O sırada polis orada olmayacak. Ayin sırasında polis ta üst sokakta geziyor, devreye atıyor olacak falan. Bunlar böyle başladı, soru işaretleri. Sonra IŞİD sonrasında
Çok hızlı operasyonlar yapıldı. Bunu da konuştuk. Korkunç bir şekilde daha öncesinde de acayip bir şiddet yakalanmıştı. Ama bu adamlar sushi dükkanında çalışıyorlardı. Hatta oturma izinleri vardı. Hatta Atatürk Havalimanı'nın da sanıklar şüphelilerinden de yakalanmamışlar. Oturmuşlar, çalışmışlar, bugünü planlamışlar vesaire. Çok enteresan değil mi? Yani buna birileri yol vermesi asla olmaz. Bunun adını koymak lazım. Daha net konuşmak lazım. Nasıl depremin adını cinayet koymaktan böyle ıbık ıbık kısık kısık konuşuluyorsa hayır, o nasıl cinayetse burada da birileri yol veriyor. Vermese bu olmaz. Bunu biliyoruz. Burada karanlık, garip, derin eller var her zamanki gibi ve seçim öncesi bunu yapıyor. Ve sonrasında tabii IŞİD sonra, bu olay sonrasında operasyonları bir süre İstanbul Emniyeti yaptı vesaire, İçişleri Bakanı, ama sonra operasyonları MİT'in yaptığını gördük. Yani İstanbul'da operasyonları MİT yapabilir ama bunu MİT yaptı diye de... Demek ki İstanbul polisine bir güven yok ama İstanbul polisi... Kimlerin elinde hala diye sormak gerekiyor bu noktada belki. Evet. Şimdi MİT yaptı diye de servis edilmez kamuoyuna. Anlatabiliyor muyum? Yani devletin bir kurumu diğer kurumunun zedelenmesine, itibarına gölge düşmesine izin vermez. Demek ki biz şunu anlamak zorundayız sevgili izleyiciler. Ne olur biraz artık biz tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak meseleleri böyle bize zaten şirinle diyorlar ya. Tecrübeye bak. AKP'nin ayak oyunlarını anlayabilmek. Ne acı halimiz yani var. Buna böyle bakmamız lazım. MİT niye operasyona karışıyor? Karıştı niye emniyet müdürlüğünü, İstanbul Emniyeti'ni bir kenara koyup da bunu ben yaptım diye falan söylüyor. Mesela şimdi bunlara bakacağız. Bunları bir kenara koyduk. Pat İstanbul'da böyle bir saldırı adliyeye, ya kafa tutmak demektir bu. Meydan okumak demektir. İstanbul Cumhuriyet Anadolu'da İstanbul Çağlayan Adliyesi. Bir numaralı adliyesidir Türkiye'nin Ankara'dan sonra. Şimdi burada bunu kafa tutuyorlar. Kafa tutarken ne yapıyorlar efendim? Çok amatörce bir hareket yani. O kadar rahat da yani tövbe yapıyor. Kötü şey. Yani o kadar kolaylıkla bastırılabiliyor ki ikisi de orada etkisiz hale getiriliyor. Bir tanesinin böyle öyküsü var. Bir tanesinin konuşması var vesaire. Bunlar servis ediliyor. Evet, birisi AYM'ye başvurmuş. Şimdi sevgili dostlar, bir insan yasalar karşısında hak kaybına uğruyorsa o insanın terörist olup olmaması, azılı katil olması, en masum, en suçlu olmasının farkı yoktur. Yani elbette yasalar karşısında yargılanmalı, adil yargılanmalı ve cezasını da ona uygun almalıdır. Bu yargılama yapılırken anayasal hakları ihlal ediliyorsa anayasa mahkemesine başvurmak bu ülke insanı olarak herkesin hakkıdır. Başvurmuş. Ne tesadüf değil mi? Bu öykü ortaya çıkıyor. Bu öykü ortaya çıkarılıyor. Ve böylesi bir eylem orada gerçekleşiyor. Ne amaçlıyorlar? Mesaj kime? Bence çok net bir mesaj halen var ve bu artarak devam edecek. Ben bunun iki yönü olabileceğini düşünüyorum. Birincisi, AKP tarafından bakarsak ülkede işte güvenlik sorunu var. O güvenlik sorunu kim çözer? Biz çözeriz. Aman bu da böyle şimdi dışarıda çok beka sorunu, oraya Amerika bir el attı, Orta Doğu'da kuş uçurtmaz pozisyona geçti. Bir sakinlik şu anda. Dolayısıyla ülkede bir karışıklık var. Sorarlar ya, sorarlar sana. Derler ki 22 yıldır işte İçişleri Bakanı da yeni değiştirdin vesaire. MİT Başkanı'nın şöyle oldu. Habire operasyon yapıyorsun. Dünyanın bütün baronlarını yakalıyorsun. Güvenlik olmayı olmaz. Çözseydin kardeşim derler. Bu çok bu saatten sonra işler mi? Pek zannetmiyorum. Metropollerde işler mi? Vallahi o da soru işareti. Ama ikinci büyük benim önemsediğim mesajı, tabii bunu çok anlaşılsın istemiyorlardır. Hala ve hala devlet içi odakların kapışmasıdır bu. Yerel seçim öncesinde birbirini zora koşma, birbirinden ayrılmama, birbirine muhtaçlığının altını çizme. Bak beni boşarsan, bak benden ayrılırsan sana ufak ufak mesaj veriyorum. Daha da sana dünyayı dar ederim. Yani o Santa Maria Kilisesi'ne, evet Allah korusun, veya başka bir yere girer, katliam da yaparım. Bu sefer yapmadım, çıktım. Bu sefer adliyenin önünde iki kişi gönderdim. Böyle acemice bir saçma sapan eylem oldu. Bu da DHKPC'nin yöntemlerine çok uygun değildir. Hatırlarsan çok
hunharca çok kötü bir şekilde adliyeye girip savcı odasında rehin alıp saatlerce öldürmeyi başarabilen bir gruptan söz ediyoruz. Onların nasıl destekli olduklarını, kimler tarafından daha çok önlerinin açıldığında biliyoruz. Herkes biliyor. Bu karma karışık bir duruma giriyoruz. Yani 17-25 Aralık sonrası başlayan süreçte biz nasıl zarar gördüysek siyasi iktidarın kendi partnerinden boşanırken darbe geldi, darbe sonrası KYK'lar geldi, insanlar ihraç edildi, yoksulluk geldi, tek adam sistemine geçtik. Şimdi başka bir türbülansa girdi ülke. Bunun korkarım ve dilerim bu son olsun. Ama sanki bunun devamı tatsız bir şekilde gelecek gibi. Bu mesajlar tehdit, bu mesajlar şantaj mesajları. Ya şimdi şuna bir hani kişisel olarak bir şerhimi de koymak istiyorum. Şöyle ki hani bu organize olduğu filan doğrudur ama yani adliyede bu tip eylemler yapmak da hani çılgınlık gibi. Ben aslında DHKPC'nin Sultanbeyli'deki bir patlamayan tabanca eylemini hatırlıyorum. Bir genç kadın tarafından yapılan. Bir şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Yani hepsinin şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum. Savcı Selim Kiraz olayında da enteresan bir durum vardı. Hemen şunu da söyleyelim. Yani Emrah Yayla o eylemi, Savcı Selim Kiraz eylemini düzenleyen Şafak Yayla'yla herhangi bir akrabalık bağının olmadığı ifade ediliyor. Devlet kurumları tarafından, devletin yetkili ağızları tarafından. Şimdi o eylem de çok tuhaf bir eylemdi ve o gün de çok tuhaf bir gündü. Türkiye'de elektrikler falan kesilmişti toptan. Ben şuradan hatırlıyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve Edirne'ye bir röportaja gidiyordum o dönemde. O gün ve her yerde elektrik kesildi. Neler neler ortaya çıkacak kim bilir. Türkiye'nin üzerindeki bu tortu kaybolduktan sonra ama bu tortu kaybolur diye umuyoruz. Çünkü bu tortuyu bırakanlar işte az önce konuştuk çok enteresan kişiler. Manisa'da düzenlenen Cumhur Bizim Türkiye hepimizin temalı, çok yaratıcı temalı. Açık hava toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, gazilerle ilgili skeci eleştirilere konu olan Güldür Güldür ekibine hedef aldı. MHP lideri ayrıca inci tanelerindeki pavyon dansıyla gündemde olan Dilber karakterinden de rahatsız oldu. Dedi ki, yani meali şuydu. Şahlanan bir ülke var, bir yandan uzaya gidiyoruz. Tam da uzaya gittiğimiz sırada ya bize operasyon çekiyorlar. Dansöz göstererek pavyondaki. Ya ben hani nasıl bir operasyon bu? Bunu biraz anlatsana. Böyle bir operasyon. Anlatayım. Yani o mertebeye ulaşamadım ben. Anlatayım. Ya Figen anlatalım. Hesaplar falan da yapıyor ya. Ben gerçekten yani üstad şimdi bir şey diyemeyeceğim ona ama ya bir kere şunu anlıyoruz, çok ilgili yani Devlet Bahçeli hepimizle çok ilgili, ülkeyle çok ilgili, dizilerle ilgili ve onlar arasında muhteşem bağlantı kuruyor. Bunu böyle anlayabilirim. Ya bu nedir? Yani insanların ilgi odağı olan bir şeyi dahi kıskanmak. Yani kim konuşacak, nasıl konuşacak, önemseyecek. Bunlara dair müdahale eden bir anlayış. Başka hiçbir şey anlamıyorum ve gülüyorum yani. Bu siyaset olabilir mi? Böyle bir yeryüzünde böyle bir siyaset yaklaşım yoktur ama valla ben anlamıyorum yani gerçekten. Anlamak için de zorlamıyorum yani konuşsun. Bir de Figen şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani demek ki bunları seyrediyorlar. İşte onu diyorum yani. Demek ki böyle ailece çay kıskanıyor. Yani o ilgiden de hoşnut değil. Bunlarla uğraşmayın ya. Sizin iştigal alanlarınızı, konularınızı ben belirlerim diyor. Yani hayır zaten şu astronot meselesi de yani hani oraya parayla giden olsa da işte çocukluk özlemlerini gerçekleştiren birine falan Alper Gezer Avcı'ya saygısız gelecek değilim ama yani şu gerçeği de kabul edilmek gerekiyor. Ya astronotumuz falan yok yani. Uzayla ilgili bir takım çalışmalarımız yok bizim. Yani böyle bir şey değil.
biz de bu kaskı taksaydık ve 3 haftalık eğitimlerden geçseydik uzaya gidebilirdik. Bu bizi de astronot yapmayacaktı. Alper Gezer Avcı bir F-16 pilot. Daha önce NASA'da çalışmamış. Dolayısıyla buradan yerli ve milli kurgusu yapmak tamamen aşağılık kompleksiyle ilgili ve abesle iştigalle ilgili AKP ve MHP iktidarının kendisini övmesiyle ilgili, oysa altının çok boş olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Yani şunu soralım, teknolojiye yatırımın ne kadar bütçeden ayırdın? Yani teknolojik ürünlerle ilgili ihracatın ne kadar? Bu yönde üniversitelerin var mı? Üniversitede böyle hocaların var mı? Makaleler var mı? Açılan laboratuvarlar, deneylerin var mı? Yani öyle, ha gel kafama kaskı takayım, hadi tamam. Ya Figen, yani şimdi beni şey yapıyorsun, tahrik ediyorsun. Yani ya TÜBİTAK bir bilim kurulunda AKP iktidarının son yıllarında papaz eriğinden imam eriği üretilmesi projesi yapıldı. Bugün bakın çok önemli kurumlar, yani o çok böyle bütçeler filan, dev bütçeler, dev ihracatların yapıldığı ifade edilen devlet kurumları yani. TÜSAŞ gibi. Yani buralarda böyle uçak mühendisi filan yerine menzilci, buzdolapçılar çalıştırılıyor ya. Allah aşkına ne uzayı? Yani menzille filan uzay olmaz. Menzille uzay olmaz. Tıpkı Sağlık Bakanı'nın Fatiha'yla tedavi yapamayacağı gibi. Yani kendinizi kandırmayın. Yani şimdi biz burada bunları söyleyince böyle düşman, yerli milli din düşmanı falan oluyorsa hiç gerçek böyle değil yani. Olanları somut bir şekilde dile getiriyoruz. Belki dilimiz, yani benim dilim biraz sivri ama yani gerçekte bu ne yazık ki bu buzdolapçı tamircisinden menzilci buzdolapçı tamircisinden uçak mühendisi olmaz ya. Maalesef kimse kendini kandırmasın.